Sevgili dostlar, sizler için uzun zamandır çekmek istediğim bir video growth videosuydu. Bir yıldır çekecektim. Daha önce ismi videosu falan vardı, onları kaldırdım. Şimdi arkadaşlar, size anlatabildiğim kadar anlatacağım. Çünkü daha tıbbi anlatmak istiyordum ama tıbbi anlatımlar çoğu kişi sıkılıyor, izlemek istemiyor. Çünkü bizim insanımızın büyük özelliği, abi anlat, biz alalım, kullanalım hesabı. Ama hani e, bunu kullanırken de bilelim ne olduğunu. Biraz da tıbbi ineceğim ama çok inmeyeceğim tıbbi dibine. Çok uzatmadan, videomuza başlamadan şu hatırlatmayı yapıyorum. Yakında arkadaşlar online eğitimlerim başlıyor online eğitimlerim başlayacak. Bu videoların daha detaylarını e, online eğitimlerimde vereceğim. Yani sınıflarım benim 10 kişilik olacak. 10 kişilik sınıflarda 1 saat ders, 1 saat soru cevap, sohbet, muhabbet şeklinde geçecek. Ayda 4-6-8 ders. Artık onu ayarlarız kişiler nasıl isterse. Onu da hatırlatmasını yapayım. Şimdi konumuza başlayalım arkadaşlar. Büyüme hormonu, growth hormon nedir? Ne işler, ne yapar, ne eder? Şimdi şu sorular altında tamam bugün inceleyeceğiz. Arkadaşlar soru bir Growth hormon nedir? Çalışma metabolizması nedir? Nasıl çalışacağını burada öğrenmekle mükellefiz ki bunu kullanacaksak yarın bir gün nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Ki bir problemle karşı karşıya kalırsak müdahale etmeyi de öğrenmemiz lazım. Growth hormonun vücuttaki işlevleri nelerdir? Ne işe yarıyor bu growth hormon? Growth hormonun dışarıdan alındığı vücuttaki etkileri nelerdir? Ne gibi etkiler ve yan etkileri görebiliyoruz growth hormonunda? Growth hormon yani GH Somatamadin ve IGF-1 arasındaki farklar nelerdir? Çok karıştırılıyor arkadaşlar. Bunu da burada öğreneceğiz. IGF neymiş, somatamadin neymiş, GE neymiş? Bunları öğreneceğiz. Growth hormonunu kimler kullanabilir arkadaşlar veya kimler kullanamaz? Buna da ineceğiz. Growth hormonu hangi dozajlarda ve ne kadar süre kullanılmalıyız veya kullanmamalıyız? Buna bakacağız. Yine growth hormonuyla insülin arasındaki ilişki ne arkadaşlar? Çok merak edilen konu ve çok önemli bir konu. Groft hormon kullanımında insülin kullanmak şart mı? Yine benzer konu devamı. Groft hormon hangi störtlerle kombin edilebilir? Her störtle edilebilir. Onu size tablolarla göstereceğim, geçeceğim direkt. Arkadaşlar, groft hormonun fayda ve zararlarına gireceğiz. Özellikle zararlarına gireceğiz. Faydasını geçir, zararlarına özellikle gireceğiz. Ve groft hormon eksikliği nasıl tespit edilir? Ve arkadaşlar diyelim ki bir groft hormonu satın aldınız. Değil mi? ABC şahsından bir groft hormonu satın aldınız veya bir rezanla satın aldınız. Growth Hormon gerçek mi, sahte mi? Bunu kan testinde hemen bir gün sonra nasıl göreceksiniz? Bunu anlatacağım. Böylelikle sahte ürün kullanımında önüne geçmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar, izninizle başlıyorum. Aa, çalıştı. Dış ses. <laughs> Çalışmaması lazım, çalıştı. Growth Hormon nedir? Çalışma metabozası nasıldır? Çok güzel anlatacağım. Bir sonraki saatte bakacağız. Arkadaşlar, büyüme hormonu vücuttaki büyüme ve gelişimi sağlayan bir anabolik sinyal diyelim. Anabolik bir sinyal geliyor ve hücrelere vesaire büyü, yenilen, ömrün devam ettir gibi bir takım sinyalleri veriyor. Aynı zamanda ne yapıyor arkadaşlar? Kastaki gelişimi aktif ediyor, kemik yoğunluğunu, kemik gelişimini aktif ediyor, kıkırdak dokuları aktif ediyor, yağ yakımını lipolizi sağlıyor. Birçok vücutta işleri var, işlevleri var arkadaşlar. Bu büyüme hormonu arkadaşlar nereden salınıyordu? Hipotalamustan arkadaşlar hipotalamus üzerinde yer alan ventromedial nükleos denen bir çekirdek var arkadaşlar. Bu çekirdekten iki tane bunun hormonu salgılanıyor. Bir tanesi growth hormonu, lizin hormonu yani growth hormon ver hormonu. Bana growth hormonu salgıla hormonu. Bir diğeri de bana çok fazla growth hormonu verdin. bana daha fazla verme. Biz bunu inhibe edelim. Yani biz bu sinyali kapatalım. Çok growth hormonu oldu sinyali. Bunun ikisi de buradan çıkıyor. Birazdan detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi az önce anlattığım ee, konunun arkadaşlar çizimi. Sizin için ben çizdim. Elimden geldiğince artık anlatabileceğim kadar anlatacağım. Çizimi kendim yaptım. Şimdi arkadaşlar hipotalamusta ventromedial nükleos bir çekirdek var. Bu çekirdekten hipotalamus hatırlıyorsunuz her videomuzda arkadaşlar bahsediyorum. İki tane sinyal çıkıyor değil mi az önce? Bunlardan biri growth hormone releasing hormon. Yani growth hormone salgılatıcı hormon ilk sinyali. İkincisi arkadaşlar growth hormone inhibite hormon. Yani ne dedik? Growth hormonu baskılayıcı hormon. Şimdi bunlardan iki tanesi hipotalamusundan çıktı arkadaşlar. Geldi aşağıya nereye geliyor? Hipofize geliyor her zaman gibi. Hipofiz ne yapıyordu? Bizim gelen bütün sinyalleri diğer e, salgı bezlerinin ve diğer endokrin işte işte çekirdeklere ulaşacak hormonların şifresini çözüyordu. Yani hipotalamus bir şifreli gönderiyor. Hipofiz bunu biraz daha ayıklıyor. Organların anlayabileceği şekilde endokrin sinyalleri kana gönderiyordu. O yüzden birçok sinyal nereden geliyordu? Hipotalamus'tan hipofize geliyordu arkadaşlar. Şimdi hipofizde de arkadaşlar anterior hipofiz denen bir kısım var. Yani hipofiz bezinin ön lobunda, ön kısmında bizim işimiz. Oradan salgılıyor. Orada da bizim bazofilik hücrelerimiz var arkadaşlar. Bu growth hormonun salgılanmasını sağlayan kısım aslında hipofizdeki bazofilik hücreleri, anterior hipofizdeki bazofilik hücrelerden bunlar çıkıyor. Ve buradan yine arkadaşlar prolaktin gibi hormonlar da çıkıyor. Yani tek başına sadece bu sinyal gelmiyor. Şimdi arkadaşlar growth hormonu geldik. Bazofilik hücreler dedi ki ver abi growth hormonu bize growth lazım. Biz spor yaptık değil mi? Spordan sonra belli hormonlar yükseliyor. Örneğin growth hormonu. Veya gece uykusundayız. Uyku yatacağız. Saat 12 oldu. Biz uyumamız gerekiyor. Evet o zaman diyor ki Antrolik protez. Bizim growth hormon saatimiz geldi. Biz bunu salgıladık. Peki growth hormonu salgıladık. Bu growth hormon direkt growth hormonu çalışıyor muyuz da? Hayır arkadaşlar. İki sistemde çalışıyoruz. Bir, normalde growth hormon hücreye çok iyi bağlanmadığı için ömrü kanda çok kısadır. Yani 20 dakika kadar kanda kalır. 20 dakika sonra growth hormon aktivitesi sonu biter. E peki growth hormonun saatlerce kalıp da aktivite ediyor. Şimdi onu anlayacağız arkadaşlar. Bakın Bunlar çok yanlış olduğumuz eksik bilgilerimiz. Bunları doğru öğrenelim ki yarın bir gün bir bilgi bir bilgidir, cepte kalsın. Lazım olur. Her zaman lazım olur. Yüzden koya koya çok daha farklı noktada ilerlersiniz. Bakın arkadaşlar growth hormone, bir doğrudan hücre etki edebilir. Doğrudan hücreye etki ettiğinde kandaki ömrü 20 dakika kadar. Tabi doğrudan hücre etiketi neler yapabiliyor? Hücreye büyü sinyali verebiliyor. Antijen travisinde olduğu gibi işte daha uzun yaşatabiliyor. Hücre sitoplazmasını etki edip işte farklı nükleotlar etk... Neydi ya? Ne o? Ha nükleos pardon. Nükleos etkileyip işte hücrenin metabolizmasını etkileyebiliyor. Birçok şey yapabiliyor. Yalnız bu da kanser de yapabiliyor. Onları gireceğiz birazdan. İkinci sistemde arkadaşlar growth hormon karaciğere gelir. Karaciğerde arkadaşlar somatomedin ailesi vardır. Bu sinyal gelir karaciğere der ki karaciğer kardeş bana IGF hormonu yapman gerekiyor. Çünkü benim kas, doku ve kemiklerimi, hücrelerimi vesaire geliştirmem lazım. Karaciğere gelir, kan adına arkadaşlar somatamadin sinyali olarak çıkar. Kanda bunu somatamadin olarak görürsünüz. Somatamadin C olarak görürsünüz arkadaşlar. Ve işte bu saatten sonra somatamadinler saatte saatte diyorum. Kanda 22 saat, 24 saat, 20 saat artık kişinin metabolizmasına göre değişik gösterecek şeylerde aktivite sağlar arkadaşlar ve işte merak ettiğiniz IGF1 hormonu buradan çıkar. Yani IGF1 hormonunun vücutta salınımını başlatan neymiş arkadaşlar? Hipotalamustan çıkan ilk büyüme hormonu sinyali vücuttaki IGF aktivitesini sağlıyormuş. Yani neymiş arkadaşlar? Growth hormonu olmadan IGF olmuyormuş. Peki IGF nereden salgılamış? Hipotalamus değil. Karaciğer arkadaşlar. O yüzden diyoruz iyi bir karaciğeriniz yoksa iyi sağlıklı bir vücut geliştiremezsiniz. Her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar. O yüzden hani tablet vesaire kullanıyorsunuz ya o yüzden diyorum tabletleri çok kullanmayın. Karaciğer çok yükseltmeyin ki ya karaciğer rahat kalsın da bari görevini yerine getirsin. O yüzden diyorum tabletleri yüklenmeyin çok fazla. Arkadaşlar ne oldu? Somatabadinler burada aktivitasyon sağladı karaciğerde. IGF'yi aktivite etti. Ondan sonra IGF-1'i insülin benzeri büyüme hormonunu arkadaşlar kana verdi. Karar verdikten sonra yine buradan IGF-1 olarak hücrelere, kaslara, dokulara, diğer her yere aklınıza gelebilecek her yere gidip büyü sinyali, bölün sinyali veya işte metabolizmanın metabolizmanı sinyali veya işte yağ lipid hücresine gitti lipoliz yap, yağları parçala sinyalini arkadaşlar buradan sonra vermeye çalışıyor. En basit, en yalın haliyle bu sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi peki şunu bakalım. Şurada hücremiz var diye bizim. Hücre arkadaşlar. O hücreyi şimdi aşağı aldım ben. Bakın hücremiz burada. Büyüttüm aşağı aldım. Peki bu growth hormon bu hücreye nasıl etkiliyor? Yani direkt gidip lan kardeş aç kapıyı ben geldim mi diyor. Yoksa arada başka bir şeyler mi oluyor? Yani mesela bizim andal hocanın ne oluyor? Geliyor bizim steroidler bağlayan sinyali veriyor değil mi? Growth hormonunda iş biraz farklı işliyor. Şimdi arkadaşlar growth hormonunda bir enzim hücreye bir enzim var. Bir enzim geliyor membara. Bu membara gelen enzim junaz kinaz diye bir enzim. JAK arkadaşlar tamam mı? Böyle şeyden jaktan kızda kalsın. 3,5 JAK'lar var JAK'dan kızda kalır. Ya bu çok detaylı bir şey. Ben bunu çok e, yüzeysel indirgedim. Bu detayına girersek bu video bitmez arkadaşlar. Buranın. Burada arkadaşlar JAK geldikten sonra işlemin başlaması için. Bakın işlemin başlaması için. Reseptörü ve kendisini fosforize ediyor. Neden? Çünkü arkadaşlar statın JAK'a bağlanması ve jaktan sinyal alıp o sinyali hücreye taşıması ve aynı zamanda o hücre içerisinde de taşıdığı sinyalden sonra protein sentezini başlatmaya yardımcı olmakla beraber protein sentezi içerisinde bulunması gerekiyor. İşte bu yüzden arkadaşlar statın açımda single transcription activator of transcription'dır. Yani ne yapıyor? İlk önce sinyali alıyor, hücreye taşıyor değil mi? Jaka bağlandı, jaktan aldığı sinyali hücreye taşıdı. Ondan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Aktif ettiği. Ondan sonra transcription yani bundan sonra da Protein sentezinde yapımına yardımcı oluyor. Yani e, sadece sinyal götürmüyor arkadaşlar. İki tane işlevi var. Hem sinyali taşıyor hem de sinyali taşıdığı gibi orada protein sentezinin yapımında bulunuyor kendisi. O yüzden biraz uzun ve garip bir isim var. Hani şunu çok yüzeysel geçtim. Bunu arkadaşlar hani öğrenmek isteyen olsa kendi online seminerlerimde bu işin daha böyle matematiğine girmek isteyen olsa online seminerlerde bunun daha içerisine doğru gireriz arkadaşlar. Şimdi growth hormonunun vücuttaki işlevi nelerdir? Bakalım bilinizde kas gelişimi. Ne dedik? IGF. IGF ne dedik? Anaboliktir doğrudan. Ne yapıyor? Kas gelişimi. Ne yapıyor? Lipoliz dedik arkadaşlar. Yağları sevmez. Bakın growth hormon yağdan nefret eder. Yani yağın baş düşmanı growth hormonudur. <laughs> Gider kafasına kafasına vurur arkadaşlar. İşte orada trojinler, milozinler falan pişman olan kimyası biraz farklı devreye sokar eder. Ondan sonra yağ üzerine parçalar. Bunları trigliserit olarak kan yağı olarak kanımıza vermeye başlar uzun vadede. Kemik büyümesi arkadaşlar. Yine kemiklere anabolik etki veriyor. Büyü sinyali veriyor. Yoğunluk yap sinyali veriyor. Anti aging arkadaşlar hücre yenilenmesi. Hücrelerin yeniliyor. Ömrünü uzatıyor. Daha geç öldürüyor hücreleri. Bağışık sistemini de oradan doğruya destekler arkadaşlar. Enerji kullanım vücuttaki enerji kaynağı olarak yağların kullanmasını sağlar arkadaşlar. Şuradaki yağ yakalım mevzu me muhabbeti. Cilt sağlığı yine arkadaşlar cildin güzelleşmesini vesaire vesaire sağlıyoruz. Ve büyüme ve gelişme arkadaşlar çocuklardaki aktivitasyonu veya biz büy büyüklerdeki farklı gelişim aktivitasyonlarından bahsediyoruz. Şimdi peki bu growth hormon hangi saatlerde salgılanıyor? Hani hep bir hikaye var ya ya işte gece uyumazsan büyüyemezsin. Gece uyumazsan şey olmaz bu olmaz arkadaşlar doğru. Bu doğru. Growth hormon gördüğünüz gibi en yüksek şöyle göstereyim. En yüksek arkadaşlar bakın 12'de başlıyor bu arkadaş. Saat 2'ye kadar yüksek 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 gidiyor. Ondan sonra saat 3 ile 4 arasında pik yapıyor. Yani 12 ile 5 arasında uyursanız en azından büyüme hormonunu almış olursunuz. Hani ben mesela gece kuşumdur. Uykuyu çok sevmem. Nefret ederim uyumaktan. Benim için zaman kaybı gibi bir şey uyku. Ama baktığım zaman ya yani ben bunu almakla mükellefsem bu gece aralığında uyumak mükellef mi? Yani bunu uyumak zorundasın ki bu büyümeyi sağla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ancak şöyle bir durum var. Ee, bu genel bir tablo. Growth hormonun gün içerisinde salın bakın arkadaşlar bu pulstur. Yani şey değil de growth hormon. Abi growth hormonu salgıla hadi kanda kalsın. o oh, eyvallah böyle bir şey yok arkadaşlar. Growth hormonu salınımı şudur. Ee, growth hormon salgılanır. somatodin gelir blok eder. Salgılanır blok eder. Puls. yani salgıla puz, salgıla puls. yani durdurur. Neden? Baktı gördü seviye fazla vücut ihtiyaç çok apus kes abi hemen gerek yok diyor ve kesiyor. Ona göre zaten gün içerisinde farklı pikleri vardır ve bayan erkeklerde de farklıdır. Bayanlarda hanımlarda e, günde pik sayısı erkeklere göre fazladır. Günün belli saatlerinde bayanlarda pik sayısı farklıdır. Bayanlar o, o yönde daha şanslı bize göre. O yüzden bayanlar daha uzun... <laughs> az, daha az yaşıyor. <laughs> arkadaşlar grow hormonu dışarıdan alındığı vücudun etkileri nelerdir? Bir de ona bakalım. Az önce bahsettik. Lipoliz yağ yakımı. Büyüm arkadaşlar yağ ajanı parça serbest yağ asitlerinin kana böyle dağılmasını sağlıyor. İşte biz ona kanda da, da trigliserit olarak bakıyoruz zaten. İşte Kas kütlesinde arkadaş, arkadaşlar ne yapıyor? Kas kütlesinde artışı nasıl Protein sentezini arttırıyor, oradaki aminozit metabolizmasını değiştiriyor. İşte farklı reseptörleri, IGF reseptörünü uyarıyor oradan vesaire vesaire. Bir dünya içeride, yüzünün içerisinde, stoplazmadaki enerjiyi, her şeyi değiştiriyor. İnanılmaz etkileri var arkadaşlar. Yine kemik dokusunda biliyorsunuz kemik yoğunluğunu arttırıyor. Kemiklerin belli kemiklerin uzamasını sağlıyor. Epifis plakları kapanmadıysa boy artışını sağlıyor vesaire vesaire. Yine anti-ejitteki hücre yenilenmesi, onarımı vesaire. Yani yapısı bozulmuş hücreleri tamir ederek tekrar yaşamını uzatıyor arkadaşlar. Growth hormonun dışarıdan alınında hücredeki etkileri nelerde devam ediyoruz? Ciltteki elastik, yani bu kırışıklara karşı bunlar hep anti aging alakalı. Bunların da tedavisini yapıyoruz arkadaşlar. Danışanlarıma yine anti aging tedavileri veriyoruz. veya veriyorum diyeyim. Kemik ve kıkırdaklarda büyüme bu çok iyi bir şey değil. Buna gireceğiz. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini konuştuk. İnsülin direnci. Arkadaşlar bakın. Bu benim işte beklediğim artık videonun kısımları buralar. Onu söyleyeyim. Şimdi insülin direnci. Bakın. Arkadaşlar dışarıdan growth hormonu kullandığın zaman. Hani buraya kadar geyik geldik. Şimdi ciddisini konuşalım için. Şey. Dışarıdan growth hormonu aldığınız zaman. Bu growth hormonu arkadaşlar. Ne yapıyor? Pankreastaki hücrelerde duyarsızlık yapıyor ve pankreasın daha az insülin salgılaması neden olabiliyor. Olabiliyor mu? Oluyor arkadaşlar. Nereden biliyorsun? Kan testlerinden biliyorsun. Bir sonrakine bakalım ne yapıyor? Hücrelerde insülinle karşı duyarsızlık yapabiliyor. İnsülin var ama hücre almıyor. Bu da olabiliyor. İki türlü arkadaşlar diyabete neden olabiliyor. Bakın growth hormon doğrudan doğruya diyabetle ilişkilendirilebilir. Ne zaman? dışarıdan alındığı zaman. Tamam mı? Su tutumu. Yine arkadaşlar growth hormon bilini bu işine gireceğim birazdan. O yüzden şimdi pas geçtim birazdan detayına gireceğim. Su tutumu arkadaşlar bilirsiniz growth hormon deri altında, ellerde, ayaklarda baya bir ödem yapar, su tutar. Su tutumu ki bu dışarıdan gözüken bir de içerideki su tutumu mevcut. Ee, yine karaciğerde arkadaşlar da IGF1 aktivasyonu sağlıyor. Şimdi şu growth hormon somatomodin ve IGF farkına bakalım arkadaşlar. Şimdi somatomodin ne dedik? Önce şey GH'a bakalım. Şimdi tablo hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tabloda ne dedik? Hipotalamustan bir sinyal çıkıyor. Bir growth hormon sinyali çıkıyordu. Hipofiz bunu alıp işleyip growth hormon ilk sinyali veriyordu, değil mi? Bu bizim GH'imiz. Somatomodin neredeydi? Bu hipofizden sinyal çıkıyordu. 2 şey slide önceye geçersek ne yapıyordu arkadaşlar? Karaciğere geliyordu değil mi? Karaciğere bir sinyal veriyordu. İşte oradaki somatoma dinler IGF yapıyor arkadaşlar ve IGF de somatobadinen sonra çıkan sinyal yani IGF1 dediğiniz şey arkadaşlar somatobadinin ailesi tarafından yapılan bir e, anabolik hormon diyebiliriz yani GH tepede somatobadin karaciğerde karaciğerden sonra da IGF geliyor somatobinden beraber sistem bu arkadaşlar yine okumak isteyenler durup buraları okuyabilirler. Somatamadin arkadaşlar anlattık. Çok fazla üzerine de girmek gerek yok. Bir çok uzun olunca sıkılıyorsunuz izlemek istemiyorsunuz haklı olarak. Yine belki info almak isteyen arkadaşlar durdurup buradan infolarını alabilirler. Ben zaten söz olarak anlattım size işte burayı. Yine IGF'yi bir daha bir anlatalım. IGF bu popüler oldu ama ben IGF'nin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatacağım sizlere. Ha neye göre kötü? Can etkilerini anladı, anlatacağım zaman anlayacaksınızdır yani öyle söyleyeyim. Şimdi igf 1 ne dedi? Karaciğer tarafından GH etkisiyle beraber bir salınan bir ünlü faktörü arkadaşlar. Kas kütlesine, kemik dokusuna vesaire vesaire arttırıyor. İnsülin ha şu önemli. İnsülin arkadaşlar neden IGF-1 insülin benzeri bir hormon deniyor? Şu yüzden deniyor. Ee, bağlandığı reseptörlere bağlanabiliyor IGF belli oranda. Çok kuvvetli değil ama daha yavaş az da olsa bağlanabildiği için Adında şu var, İnsülin benzeri büyüme hormonu faktörü diye geçiyor arkadaşlar. Tamamen orada karıştırmayın. İnsülin değil yani bu. İnsülin benzeri büyüme faktörü olarak geçer. O da reseptöre bağlanabilir için, insülin reseptöründen de böyle bir pay aldığı için kendine öyle bir isim verilmiş arkadaşlar. Şimdi growth hormonu kimler kullanabilir arkadaşlar? Bu tabii ki bizim haddimize değil. Biz sadece burada infosunu veriyoruz. Bunlar doktorların bileceği işler. Şimdi sporcular arkadaşlar zaten biliyoruz sporcularda e, growth hormonunun kullanımını ama daha komik bir şey söyleyeyim. Sporculardan çok anti-aging terapisinde yaş ilerlemiş bireylerde kullanım daha yaygın. Onu da size söyleyeyim açıkçası arkadaşlar. Şimdi e, kas gelişimini arkadaşlar growth hormon arttırıyor mu? Arttırıyor. Evet doğru. İnanılmaz bir şekilde arttırıyor. Bunu yaparken vücuttaki işte protein sentezini arttırıyor, işte karaciğerin sentezli kapasitesini arttırıyor, böbrek değerlerini değiştiriyor, gerekli tiroid fonksiyonlarını değiştiriyor. Yani beyin kimyasını değiştiriyor. Arkadaşlar growth hormonu aldığınız zaman zannetmeyin ben bir tane iğne vurdum kendime. Hayır. Vücudun bütün bir metabolik sistemini değiştiriyor. Yani kadar değişiyor bütün bir metabolik süreci değiştiriyorsunuz. Vücutta de bambaşka fonksiyonları meydana gelmeye başlıyor. Yani şey olarak görmeyin. Ya ben işte kas gelişimi için, kas gelişimi için growth hormon kullanıyorum. Abi böyle bir şey yok arkadaşlar. Çok dikkat etmeniz lazım. Şunu size söyleyeceğim. Steroidlerle hastane kurusunuz. Okey. Ama growth hormonda geri dönüşü olmayacak. Vücudunuzu hasarlara bırakırsınız. Asla geri dönüşü olmaz. Bunu size söyleyeyim. Kimler kullanabilir? Ne dedik? Sporcular dedik arkadaşlar. Neye? işte kas gelişimini arttırıp ya yakımını sağlayıp daha güzel form yakalamak, daha hacimli vücut, daha vesaire vesaire işte e, hartlı, damarlı vücut yakalamak için growth hormon kullanılıyor. İşte içerideki nitrik oksit bağı var arkadaşlar. İşte 192 tane amnestiden oluşuyor. İşte içindeki acinin bağları, nitrik oksit bağları, bilmem neler falan ne yapıyor işte tabii daha fazla damarların gevşemesine, damarların açılmasına sebep olarak daha damarlı bir görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar e, bu growth hormonunu da biz pis tedavisiyle kullanıyoruz. Yine egzersiz sonrasındaki arkadaşlar katabolik süreci e, tersine çevirmek için ne yapıyoruz? Growth hormonu kullandığımızda anabolik süreç egzersiz sonrasında devam ediyor arkadaşlar. Yine anti aging, kırışık tedavisinde vesaire vesaire birçok tedavide kullanılıyor. Cilt güzelleştirmede, cilt, cildin altındaki e, yağ tabakasını atıp cildin daha pürüzsüz ve güzel gözükmesinde vesaire arkadaşlar kullanılıyor. Yine kemik yoğunluğu düşerse kişilerde uzun vadeli osteoporoz gibi yaşlılarda osteoporoz olabilirse farklı kemik hastalıkları oluyor. Bunlar da yine kemik sağlığının korunması bağımında growth hormonu çok dikkatli bir şekilde verilebiliyor arkadaşlar. Yine çocuklarda arkadaşlar büyüme geriliği olan, gelişim bozukluğu olan çocuklarda kullanılabiliyor. Yine Turner sendromu genetik bozukluklarda bu kullanılabiliyor arkadaşlar. Bunun dışında metabolik bozukluklar özellikle AIDS tedavisi bir bağışıklık sistemi saldıran bir takım hastalıklarda Allah korusun bu hastalıklarda yine e, kas kaybının önlenmesi için ve bağışıklık sistemi kuvvetlenmesi için growth hormonu ve anabolik steroidler kullanılabiliyor arkadaşlar HIV tedavisinde. Yine yaşlılıklarda sağlık destekleyici çeşitli antidepresan e, yani özlemat depresan ne depresyon tedavilerinde yine growth hormonu arkadaşlar kişilere verilebiliyor. Grofton'un hangi dozajlarda ve ne kadar süre kullanılabilir? Şimdi arkadaşlar burada bir tıbbi var, bir de tıbbi olmayan bro science var. Şimdi tıbbiyle, tıbbiyi okuyun. Ben tıbbi anlatmayacağım, ben doktor değilim çünkü. Ben sporcu ve anti-aging anlatabilirim. Şimdi spor kısmında arkadaşlar şöyle. Ee, i̇ki ünite, ben gerçekleri konuşacağım şimdi burada. İsteyen istediği yorum yapıştırsın ben burada gerçekleri konuşacağım dön dedim bu kanalda zaman gerçekler konuşulacak ve ben birçok şeyi değiştireceğim dedim bu ülkede ve değişecek de ben kararımla gidiyorum dört nala. Şimdi arkadaşlar bakın iki ayda falan kas gelişmez tamam mı? İki ay growth da biz anti aging yaparız anca işte nedir? İşte kırışıklık telavisi, hücre yenilenmesi, yüzeylen daha uzun yaşaması, işte yaşlılığı geciktirme falan. İşte kişinin daha zinde olması, daha işte doğma beyin sağlayasın, daha günde geçsin hayatı. işte kişinin ereksiyonu daha sağlam olsun değil mi? İşte ne dedik? Acil nitrik oksit falan bağları var, ıvır kıvır bağları var. Ne yapıyor? İşte kan damarlarını genişletiyor. Ha, kan damarı genişletse penise daha fazla kan dolar. Ne olur? Kişinin erektil disfonksiyonunda iyileşme meydana gelebilir. Gibi 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 birçok mum kullanan tedaviler var. Şimdi, burada sen bir iki ünit alırsan bu tedaviye kayarsın. Ortalama. Bakın tam bir rakam da vermiyorum. Bu kişiden kişiye metabolizmaya göre değişkenlik gösterebilir. Sen bir ünitele insan öldürebilirsin. Veya şekersiz de yapabilirsin. Bunlar çok ciddi konular. Yani bu şey değil. Aa işte IGF-1 al kullan hiçbir zararı yok. Aa SAMS al kullan hiçbir zararı yok. Aa bunu al. Lan ne demek zararı yok ya? Ya bu böyle bir şey olabilir mi abi? Growth hormonu alıyorsun ya. Bir, birazdan anlatacağım zararlarını. Bakın. Doping için kullandığında arkadaşlar 6, 8, 10, 12 ayı, 20 ayı, 30 ayı kadar çıkanlar var günde. Mesela bakarsınız lan bir adam bir sene önce ufacıktır. Bir sene sonra adam bir yanınıza gelir. Hayvan gibi olmuş. Üküz gibi olmuş böyle. Der ki ben hiçbir şey kullanmadım. Bırak lan o işleri. Bırak. Biliyoruz neyi kullandığını, kaç ünite kullandığını, nereye ne soktuğunu biliyoruz. Yani arkadaşlar bunlar dediğim gibi hipertrofi için kaç hipertrofi... Için? Bu arada bahsettiğim benim hani hard body yapacaksan böyle hard body gideceksen yoksa men fizik falan gideceksen tabii ki 3-4 ünite yeterli olacaktır ama hard body yapacaksan ben 50 santim kol bilmem kaç santim bilmem ne istiyorum falan dediği zaman burada mevzular değişiyor, boyutlar büyüyor arkadaşlar. Yani growth hormonu ne kadar alırsan o kadar hipertrofi yatırırsın. Bu gerçek. Hipertrofi derken o kadar e, adaleni büyütüyorsun. Bu bir gerçek. Bunu kimse inkar edemez. Ha ben kaça kadar çıktım? Ben bir günde 30 ay yok kadar çaktım oldu kendime. Niye? Test, denek. Öleceğim mi, ölmeyeceğim diye ölmedim. <laughs> Tabii bunlar çok ciddi şeyler arkadaşlar. Şaka gelecek şeyler değil. Ama ben bunları yaptım. Doktor gözetimi de yapıyorum. Şimdi anti-aging'i geçiyorum. Ne kadar süre kullanılabilir? Arkadaşlar growth hormonu öyle bir ay, iki ay kullanacak bir şey değil. Aa ben growth hormonu aldım. İşte, işte ne bileyim ne o? Definasyon kül 3 Üç ay. Üç ay definasyonu da growth hormonu kullandım. Tamam, tamam. Tam growth hormonu sana verim verecek. Çalışmaya başlayacaksan growth'u tüketiyorsun. Arkadaşlar growth hormon uzun vadeli kullanılır. Yani öyle bir ay kullandım kestim, iki ay kullandım kestim bir peptit değil bu yani. Evet bir peptit ama e, yapısı da polipeptit. Bir protein yapısına da sahip ama şöyle bir durum var. Mesela IGF-1 kuvvetli sen IGF-1 bir aydan fazla kullan ama gerçek IGF-1 kullanamazsın abi. Bak kullanmaman da lazım zaten. Gerçeğini kullan, değin kahverengi döner pütür pütü olursun. Tamam mı? Gerçek IGF ben daha görmedim Türkiye'de açıkça konuşayım. Çok nadir yani. Çok nadir. Ee, mesela gerçek GRP. Gerçek GRP'de de öyle. Biraz yağrın düşükse böyle pütürlenmeye başlarsın. Kahverengi falan da Değişik şeyler etkileri vardır yani. Zaten istesen de kullanamazsın uzun onu. Ama Growth öyle değil arkadaşlar. Growth zaten özelliği kısa değil uzun da vadeye yaymaktır. Mesela 6 ay, 1 sene Growth Hormon'u kesmemeniz gerekir o bahsettiğim kütleli devabiler için. Tamam mı? O kullanmıyorum diye devabiler için bu gerçektir. Yani bir sporcu, pro bir sporcu, growth hormonu kesinde yarı yarıya yarı vücudun düştüğünü görürsünüz. Net bir şekilde ben bunu söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden ileri ismini vermeyeyim. İleri seviye sporcular da şeker hastası olup bacağı kesilenler var. Yabancı sporcuları da. geçti. Şimdi, insülin ve arasındaki ilişki arkadaşlar. Bakın, şöyle yapalım. İnsülin arasındaki ilişkiye şöyle girelim. Bakın, arkadaşlar şöyle bir anlatayım ben size. Growth hormonu aldığınız zaman, ne dedik az önce enerji metabolizmasında? Ee, ne dedik? Lipoliz yapar, yağları parçalar değil mi? Kan trigliserit mülegresit vermeye başlıyor. Yağ asitlerini vermeye başlıyor. Bu bize ne sağlıyor? Şimdi kana bakıyoruz değil mi? Kan içerisinde. Hem yağ asidi var hem glikoz var. Yani glikoz ne glikonezle geldi ne işte tüketiz karbonhidrat, şeker vesaire. Şu vücut normalde bunu kullanıyor değil mi? Ama kanda yağ asidi var. Bu sefer bunu da kullanmaya başlıyor. Bakın kandaki yağ asidi artmaya başladığı zaman bu sefer bunu da kullanmaya başlayacak. E şimdi sen bunu aldın pankreasta bir duyaslık ıı, duyarsızlık geliştirdin. Ne oldu? İnsülin salgılanmıyor. Belli oranda salgılıyor veya salgılanmıyor. Bozuldu sistem. Veya hücrelerdeki reseptörlerde sıkıntı var. Hücre insülini almıyor olabilir. E gitti şimdi kanda şeker kaldı. Kandaki şeker yok edemiyorsun. Kaldı yani. Dışarıdan insülin alman gerekecek. Almadığın insülin. Bir de kanda yağ asitleri var. Vücut normalden enerji olarak o glikoz belki birazını yakacak ama yakamayacak. Niye? Çünkü kanda yağ asitleri bu sefer onu yakmaya tercih edecek. Onu yakmaya başlayacak. Bu sefer kaldı mı senin kanda şeker burada? E ne olacak? Şimdi arkadaşlar gözünüze vurabilir, kör olabilirsiniz, glukom olabilirsiniz. İşte atıyorum bacak kaybı yani uzlu kaybı yaşayabilirsiniz. Organ kaybı, böbrek özellikle yaşayabilirsiniz. Hiç şakası yok. Bakın yani bu growth hormonu size bunları anlatıyor mu bilmiyorum ama e, hani zarar yok diye veriyorlar ya. Zarar yok diye veren arkadaşlarımız, dostlarımız bunları size anlatıyorlar mı açık açık? growth hormon kullandığın zaman diyabet olabileceğini, uzuvlarını kestirebileceğini veya growth hormonun yanına insülin takviyesi ya da işte hapı vesaire kullanmadığın zaman işte çok ciddi organ kayıpları, uzuv kayıpları yaşayabileceğin, hastanelik olabileceğini sana anlatıyorlar mı? O yüzden herkese görüp iş yapmayın arkadaşlar. Tamam mı? Siz araştırın, kendiniz doğrusunu bulun, kendiniz doğrusunu öğrenin. Ondan sonra gidin karşıdaki bir kişiyi test edin her zaman. Ama önce doğrusunu siz öğrenin. O sebepten arkadaşlar growth hormon kullandığınız zaman dışarıdan duruma göre bakın duruma göre anti aging tedavisi için demiyorum. Anti aging de bu durumla karşı karşıya kalmayabilirsiniz ama 4 ay, 5 ay, 6 ay gibi 4'ün üzerine çıktığınız zaman kişiye göre değişebilir. Kişinin kilosu düştüğü 3 ayda da olabilir. Yani yine burada kişinin yaşı, metabolizması, geçirdiği hastalıklar, ondan sonra kilosu vesaire çok önemli şeyler arkadaşlar. Bakın ona göre çünkü kişi insülini kullanmakla mükellef olacak. Veya growth hormonu ona göre ayarlayacak. Şimdi kişi bunu aldı, vurdu. Hatta test edin. Elinizdeki growth gerçekse ben şu an size onunla bir test, test yapalım hemen. Arkadaşlar vurun growth hormonu. İnsülini kullanmıyorsunuz tamam mı? Growth hormonu vur. Bugün kaç ünite vur? 5-6 ünite vur. Çak. Ve bugün arkadaşlar bol bol tatlı ye. Aburcu buraya git. Bir sürü püsküt al. Böyle 5 altına tane püsküt al. 2 tane çikolata falan ya. Ya da böyle bir tatlı yap evde. Tatlı mı ye bakayım. Ertesi gün kalktığında ayaklarının şişliğini göreceksin. ellerin şişliğini göreceksin. Deli altının göreceksin. Avucunu böyle tam kapatamayacaksın. Sıkacak avucunu. Neden biliyor musun? Kandaki şeker yüksek olduğu için böyle deli su kaçırıyor. İşte o kandaki şeker seni mahvedecek olan şeydir. O yüzden insülin kullandığın zaman o şişkinliğin inceğini göreceksin. Ama insülin demek ölüm demek arkadaşlar. Bakın. Bir sonraki slide'de ne var? Ha insülin devam ediyorsun. Şimdi sonrakine bakayım arkadaşlar. Bir saniye. Heh, Tamam o sonrakinde. Dediğim gibi arkadaşlar burası buraya dikkat ediyorsunuz. Ben burayı geçiyorum. Özetini ben size yaptım zaten. Şimdi insülin kullanmak şart mı? Benim için çok, çok önemli. Ben insülin videosunu çekmiştim. Sonra katıla kapattım. Sonra sildim galiba arkadaşlar. Nedenini sormayın. Çünkü bilinçsizce de kullanılan bir şey olduğu için kişi hayatını kaybedebilir. Bakın insülin. insülin arkadaşlar sizin ne yaşayarak kan şekerini düşürür değil mi? Hani şeye bahsetti antikatabolik etkilerinden falan bahsetmiyorum. Hani böyle alıp oyuncak gibi kullanmaya başlandığı insülin. Gördüğüm kadarıyla herkes oyuncak gibi elinde fakir roftu gibi geziyor ama öyle bir şey söz konusu dahi değil arkadaşlar. Bakın. İnsülin kullandığınızda hipoglisim yaşarsınız. Yani bu ne demek? Kan şekerinin gereğinden fazla düşmesi. İşte kandaki destekle de başlıyor 70'in altına düşmesi. 70'ten daha aşağıda böyle gidiyor. 60, 60, işte 50 aşağı doğru düşüyor ki kan şey, şeker aletiyle buna bakarsınız dönem dönem. Bizler bakmakla mükellefiz de kullanmış için. Şimdi fazla miktarda bu düştüğü zaman ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Diyelim bilinçsizsiniz. Yanınızdaki kişi de bilinçsiz. Size yol gösteren adam da bu işi bilmiyor. Ee, ne bileyim aldığınız insülünü kullanacaksınız. Kaç ayıyla başlayacaksınız? Hangi tarz insülin kullanacaksın? Uzunu var, kısası var, miksi var, bilmem neyi var, ıvırı var, kıvı var arkadaşlar. Bakın. Diyelim ki kısa eser vurdunuz, değil mi? Kısa eserin etkisi nedir? 15 dakikada başlar, 4 saatte kanda piki yapar, çıkar gider. 2 saatte piki ulaşır. 30 30 dakikada piki yapar, 2 saatte kadar piki devam eder, 4 saatte kandan çıkar gider. Peki. Bu insülini sen vurdun, sana fazla geldi. Ünit söylemeyeceğim. Ünitesi sana fazla geldi. Abi hipoglisemiye girdin, ne yapacaksın? Hangi bilgiyle hareket edeceksin? Kan şekeri düştü. Konuşmada zorluk çekiyorsun. Nefes alıp verişin yavaşlamaya başladı. Bilgin kapanıyor. Bir soru soru cevap veremiyorsun. Soğuk terlemeler başladı enseden abi. Biliyorsun dış ses ben benim en çok başıma gelen şey yani. Sürekli bu resmi yani. <laughs> Biraz fazla vurdum zaman başıma geliyor. ya. bir şey oluyor. Yani enişilin vurayım yemek yemiyorum. Bu bir şey oluyor. Başka işe koşmam gerekiyor. kan şekeri yerlerde sürünüyorum ondan sonra. Yani bizim de başımıza hala geliyor. E nasıl müdahale edeceksin sen kendine? Kendini ifade edemeyecek edeme bir hale geldin. Arkadaşlar şakası yok. Buradan sonra ne gelir biliyor musun? Solunum yavaşlaması şok, koma ve ölüm gelir arkadaşlar. İnsülin öldürür. Bilinçsiz insülin kullanımı öldürür. Lütfen ve lütfen bilinçsiz bir şekilde insülin kullanmayın. Onun bunun lafıyla hareket etmeyin. Uzun vadede arkadaşlar şeker hastası yapabilir. Bak kesinlikle değil ama yapabilir. İhtimaller her zaman vardır. Ve şöyle bir şey var. Sen insülini kullandın. 3 ay 4 ay insülini kullandın değil mi? Tamam çok güzel. Harika. İnsülini kullandık. Daha sonra ne oldu? Kestik değil mi? İşimizin üstünde bitti. Sen zannediyor musun senin pankreasın şu an normal çalışıyor? Hayır. Sen insülini kestikten sonra diyelim ki yolda gidiyorsun, otobüste gidiyorsun. İşe, işe gidiyorsun ya. Sabah işe gidiyorsun. Tamam mı? Yemen dedin abi. Karnı tok. Tok karnı hipoglisemiye girebiliyorsun. Bak karnın tok. Kan şekerim var. Ama hipoglisemiye girebiliyorsun. Ya pankreasın yapısı bozulmuş abi. Anladın mı? E ne yapacaksın? Eyvah. E şimdi diyorsun ki benim kan da tok, kan şekerim de düştü. Neydi o aktif ve inaktif in 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 mi hipoglisemi? İki çeşit var arkadaşlar, iki çeşit. Şu an tam hatırlayamıyorum. Artık o kadar çok konu çalışır çalışır beyin gidiyor yani bir zaman sonra. E sürekli buna gün içinde tekrar ettiğim şeyler de değil. Bir zaman sonra unutuyorsunuz artık çalıştıklarınızı. E ben hekim de değilim hepsi Yani hipoglisemi iki tane çeşidi var. Yani bir tanesi açken kan şekerinin düşmesi açlıktan, bir tanesi tokken kan şekerinin düşmesi. Ha otobüste nasıl müdahale edecekler size? ne yapmanız gerekiyor bilmiyorsunuz. Veya gece uykudasın, uyuyorsun. Eyvah! Yemek yediğin yattığına, abim kafamın altından yemek yedim yattım, benim nasıl olsa kan şekerim düşmez. Abi düştü ne yapacaksın? Düşüyor. Benim başıma yüzlerce kez geldi. Ne yapacaksın? Maltodextrin kit mi vuracaksın? Yanında maltodextrin mal, mal, malto diyorum ya. Dextrose kit mi taşıyorsun yanında? Hemen diğer altına müdahale edeceksin. Veya işte maltom var yanında. Nasıl yapacaksın? Olsa bile etki etmiyor. Ben sana söyleyeyim ya yani. Ben onları yaşadım. Bunu her zaman koyuyorum. Hangisi hangisiyle kombin... Her şeyi her şeyle kombine edersin. Onun edilmez, bunun edilmez diye bir şey yok. Hala bakıyorum. kısa esterle uzun ester kombini abi saçma sapan konuşma be. Yani öyle bir şey yok artık yani üslubum değişiyor. Çünkü veya söyleyeyim dana boy kullanıyorsun yanına atıyorum e, testosteron tat kullanıyorsun. Lan dana boy kısa ester işte 3 metil en kısası. E, o zaman dana boyu onu kombin etme, etmemen gerekiyor. Ve enjeksiyona bakalım. E, bakalım. Sustonon mix bir ilaç değil mi? Sustonon mix bir ilaç. Abi niye dört tane farklı zamanda açılan içeri testosteron var o zaman? Bu adamlar salak mı öyle bir ilaç yapmışlar diye? Anladın mı? İçinde propenat da var, başka esterler de var. Vesaire vesaire. Yani oraya geçiyorum. Artık bunu aş, aşmamız lazım hepimizin. Ee, growth hormonunda fayda ve zararları nelerdir? Arkadaşlar faydaları sporcular için bahsedeceğiz. Kas gelişimi, işte hücrelerin daha geç ölmesi, kemik dokusunun daha sağlam olması, daha yoğun olması. Bu hem iyi hem kötü bir şey. Çok da iyi bir şey değil. Kemik hastalıkları da gelişebiliyor arkadaşlar. Ondan sonra yağ yakımı yine ya bizim sevdiğimiz, istediğimiz şey ama herkeste de değil arkadaşlar. Kişinin bir ilaç tedavisi alması gerekiyorsa, belli bir kilo çıkması gerekiyorsa o ilaç tedavisi için ve growth hormonu kullanıyorsa devamlı olarak bir yağ yakımı gerçekleşecek ve kişi istediği kilo belki ulaşamayacak ve tedavi alamayacak. Bu tarz durumlara dikkat edin. Gerçekten iyi yağ yakar growth hormon. Hani fragment falan diyorsunuz ya bırakın fragmenti. Growth Tut Growth'tan güzel yağ yakan bir şey bulamazsınız. Kemik sağlığı arkadaşlar. Yine dediğim gibi kemik sağlığını destekler. Östeoporozun önüne geçmeye yardımcı olur. Ama burada kanda kalsiyum tutarsa hiper kalsiyum durum meydana gelebilir. O da böbrekte taş yapabilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Bakın bir tane sonuçtan on tane sonuç çıkıyor. Yani etki çıkıyor. Cilt sağlığı, yaşlanmaya karşı etkiler vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar bunlar growth hormonun güzel etkileri gibi gözüküyor değil mi? Zararları. Az önce dedik. İnsülin direnci. E, insülin hastası şey, şeker hastası oldu ne yapacaksın? Nasıl geri döneceksin? Bitti. İnsülin direnci yaratabilir. İnsülin direnci eşittir arkadaşlar. Diyabet. Tip 1, tip 1,5, tip 2. Bir sürü diyabet var. Su tutumu ve ödem. Bu en basit yani su tutumunu atarsınız. Hani bir diyabet ile açılır ama bu su tutumu arkadaşlar unutmayın. Kalp de bir kas. Bakın kalp bir kastır. Kalp kası farklıdır. Kalp de su tutuyor. Yığılma meydana gelen. Nefes alamıyorsun. Bu ne yapıyor biliyor musun? Kalp gereğinden fazla zorlanıyor. Uzun vadede kalp hipertrofisi gelişir. Kalp yetmezliğine doğru götürür. Ki growth hormone zaten her şeyi büyütüyor. Onu söyleyeceğiz şimdi. Eklem ve kas ağırları arkadaşlar. işte benim yaşadığım durumlar. şey işte şu dirsekler de vesaire yaşıyoruz bunları. Yüksek tansiyon. Ne dedik? Su tutumuyla beraber arkadaşlar. Yüzdeki bir takım elektrik, elektrolitleri bizim tuzlarımızdan işte e, sodyum, potasyum gibi dengeleri değiştirerek veya işte daha fazla tutulmasını sağlayarak ki bu daha fazla tutuluyorsa işte böbrekteki atım kanalı kapatılmıştır vesaire. Bakın böbrek kadar etki ediyor yani. Aa en fazla tuz tutuyor. Hayır ama tuzu nasıl tutuyor? Hangi sistemde o tuz tutuyor? Bunu bilmen lazım. Böbreğe yük belki de. Hani Demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O kadar basit bir şey değil. Bunun vücutta su tutuyor dememiz o kadar kolay bir şey değil. Su tutuyor çok yüzeysel bir konuşma ama onun altında neler dönüyor? Ne sistemler dönüyor? Organ büyümesi. İşte arkadaşlar. Grofton'un dediğim ya geri dönüşü olmayacak nokta. Organ büyümesi. Organ hipertrofisi. Bakın. Biz sporcuların zaten organları normal olarak daha büyük değil mi? Neden? Bu doğal bir seleksiyon. Yani e, doğal bir gelişim. Neden? İşte benim belli bir kas kütlesine ulaşmış. Natural olarak. Natural olarak da kalbim onu etmek için belli oranda büyüyor. Ama growth hormon kullanıldığı zaman kalp, böbrek, karaciğer, pankreas bile yani aklınıza gelebilecek bütün organlar, arkadaşlar bütün organlar gereğinden fazla büyüme sağlıyor. Yani düşünsenize şimdi kalbiniz olmuş 1 kilogram bir kalp. Yani bu kalp, kalp yetmezliğine gider. Karaciğer büyümüş, karaciğer yetmezliğine gider. Böbrek, böbrek yetmezliğine gider. Bakın growth hormonu o kadar basit bir şey değil. Tamam mı? Çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Ve en kötüsü kanser riski. Arkadaşlar eğer diyelim ki vücudunuzda iki, te, iki tane şey anlatacağım. Diyelim ki vücudunuzda bir kanser hücresi var. Değil mi? Siz bunu bilmiyorsunuz. Ya ben testlere girdim test edilmedi. Ya bırakın bu işi abi. Kim kanser testi biliyor bugün ya? Benim ablam dünya kadar teste girdi. Rahim kanser oldu. Nasıl test ediyorlar? Dünyanın parasını döktük ya. Milyarlar döküldü. Binlerce teste girdi. Ya, kanser hücresi net onun bin tane çeşidi var. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Daha vardır da henüz yok yani. Belki bize gelmemiştir. Öyle sen henüz o kanser hücreyi test edemezsin. Bütün hücre yani nerede var tespit edemezsin. Tamam öyle bir şey yok yani. Ve sen hücreyi bugün baktın. Hücre belki yarın bozuldu. Yarın kanser oldu bu adam. Bir günde oldu. Hücrenin yapısı değişti abi. Olabilir mi? Olabilir. Bir virüs hücrenin yapısını değiştirebiliyor mu? Değiştirebiliyor. Şimdi kanser riski arkadaşlar. Matt, şimdi diyelim kanser hücresi var. Siz bunu bilmiyorsunuz. Belki bu kanser size 20 sene sonra bölüne bölüne etkisi gösterecek değil mi? Ben kanser oldum diyeceksiniz. Ama growth hormonu ne oluyor biliyor musun? 2 sene, 3 sene geliyor size. 17 yıl ömrünü kısaltırsın. 17 yıl sevdiklerinden daha az yaşarsın ve sevdiklerine veda etmek zorunda kalırsın. Ve kanser hastası olarak ömrünü hastanelerde geçirsin. Diyeceksin ki ben de kanser hikayesi yok. Benim ailemde kanser olan da yok. Aa, kanser çok da umurumda değil. Ben kanser olacağımı düşünmüyorum. Zaten bizim ailede öyle bir hikaye yok. Tamam. Peki growth hormonun normal bir hücrenin yapısını bozup seni kanser yapabileceğini biliyor musun? Daha kötüsü söyleyeyim mi? Daha kötüsü growth hormon metastaslı kanser yapabilir. Bu ne demek biliyor musun? Diyelim ki senin karaciğerinde, pankreasında ve bir de Allah korusun hipofiz bezinde aynı anda kanser çıkar. Üç kanser çıkıyor bir anda. Niye? Graftomun her hücreye gitmiyor mu? Gidiyor. E gittiği her hücrede hücrenin yapısını bozabiliyor mu? Evet bozabiliyor. E metastaslı kanser neden olmasın? Bir anda iki yerinde kanser patlayabilir. Allah korusun. Arkadaşlar lütfen Groftomon'a dikkat edin. Mizacım biraz dilimsel çünkü e, bir şeylerin çok bilinçsizce yaygın kullanılmasını görüyorum şu an. Ve bu beni çok üzüyor. Ben ileride bütün gençlerin kanser olmasını istemiyorum. Yani, Kusura bakmayın yani. Bunu ben önüne geçerim. Grow eksikliği, eksikliği arkadaşlar. Şimdi klinik belirtilerde zaten ne diyorsunuz? işte boyu kısa kalmış. İşte kemikleri ince, zayıf vesaire vesaire gibi. Hani ektomofilin dışında. işte enerji düşüklüğü, kişinin sürekli böyle uykulu halde olması vesaire vesaire gibi. Metabolizma bir takım etkilerin yanında. adeta işte çocuklarda vesaire yetişkinlerde bir takım etkileri oluyor. Şimdi burası beni çok ilgilendirmiyor. İşte kan testleri, man testleri. Ben size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu Grow eksikliğini ben bana gelen öğrencilere zaten test istiyorum. Testte bakıyorum. Ama ben size şunu söyleyeceğim. Diyelim ki Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hüseyin'den bir yerden işte Growth Hormonu temini yaptınız. Growth temin ettiniz. Ama ben malımın arkasındayım. Benim malım şöyle çalışıyor böyle. Tamam. Eyvallah. Sıkıntı yok. Kan testine bir şey var kardeşim. Al abi growth hormonunu veya IGF olur. IGF de aynı şeydir. Growth aynı şey değil mi? Aynı şekilde kan dokunacak neticede. IGF satın aldın. Veya growth hormon satın aldın. Hiç fark etmez. Abi 3 gün 4 gün kullan. Dördüncü gün sabah 8'de kalk git laboratuvara de ki ben somatamadin C testi vermek istiyorum. Yani diyeceksin ki ben büyüm hormonu, IGF-1 aktivitasyon hormonu vermek, hormon testi vermek istiyorum diyeceksin laboratuvara. Hiç hastaneyle uğraşma. Abi git laboratuvara, tamam özel bir laboratuvara. Hiç hastanede meşgul etme, doktorlara da meşgul etme böyle bir şey için. Çünkü onlar bunu bakmakla mükellef değil, adamların bir dünya işi var zaten. Git abi özel laboratuvara, de ki ben somatopatin C testi istiyorum. Hemen alsınlar kanını, Genellikle Ankara'ya gönderilir. Ya büyük şeylerde belki vardır ama Antalya'da da mesela somatotropin C'ye bakamıyorlar, Ankara'ya gidiyor. Ankara'dan gele sonuç 4 günde geliyor. Ben baktığımda ve 500 550 TL bir şey. Ya çok uygun bir şey. Ya binler olsun. Önemli değil. Ne vurduğunu bil. Vurduğun şey gerçek mi değil mi ona göre adamla ticaretine devam edersin. Kimse bu saatten sonra yiyemez. Ha, IGF mi aldın? Abi git somatotropin C testi al. Bak bakalım gerçek mi değil mi. Abi growth hormon mu aldın? Al bakalım IGF-1 aktivitasyonu somatopatinin ciğer testi bakalım gerçek mi değil mi? Her şey ortaya çıkar. Her şey kanda çıkar arkadaşlar. Siz kanda neyi görmek isterseniz kanda onu bulabilirsiniz. Bu da benden size torpil olsun. <laughs> aldığınız ürünler gerçek mi, sahte mi? Bu şekilde testini yapabilirsiniz. Yalnız öğlen saatinde değil sabah saatinde vereceksiniz. Öğlen 12'de verip de adama gidip bu saat demiş diyemezsiniz. Çünkü sabah ölçülebilecek bir şeydir bu. Sabah vereceksiniz. Açlıkla vereceksiniz arkadaşlar. Bitti mi? Bitti. Arkadaşlar Groft'un bu kadar umarım dilim dönünce anlatabilmişimdir. Biraz mizacım sertti. Sert olmasın sevim. Şudur. Bilsiz bir biçimde gençlerde kullanımı yayıldığı için ben bu duruma üzülüyorum. Çünkü street tamam eyvallah ama Groft'un dönüşü yok. Kanser olursunuz. Oradan büyümesinden kalp krizi geçirsiniz vesaire. Bak bakın bunun dönüşü yok arkadaşlar. Veya şekerden şeker olup bir uzunluğu uzun kaybedebilirsiniz. Tip bir diyabet olabilirsiniz. Yani genç kardeşlerime buradan sesleniyorum. Lütfen biraz daha bilinçli olalım. Growth hormon size aman aman 10 günde 20 günde devasa yapacak bir şey değil. IGF size aman aman aa patlatacak bir şey değil. Sadece o dönem form verecek. O formdan sonra bitecek. IGF'yi sürekli zaten kullanamazsın. Ara vermen gerekir. Pankreas bitirirsin yani. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar bu bilgileri de bilin. Benden size kardeş, dost, abi işte artık nasıl görüyorsanız hoca bir tavsiye arkadaşlar. Büyüme hormonu ve türevlerinden olabildiğince profesyonel değilseniz, ekmeğinizi buradan kazanmıyorsanız, buradan e, yaşantınızı sürdürmüyorsanız lütfen ve lütfen uzak kalmaya gayret edin arkadaşlar. Ahmet'in, Mehmet'in, Hüseyin'in de lafına inanmayın. Her şey tıbbi bilgileri Açarsınız, okursunuz. Önce okuyun, önce öğrenin. Ondan sonra gerekirse Ahmet onu atın bunu. Hani lan bu böyleydi diye sorun. Tamam mı? O insanın yüzünü kızartın. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi online eğitimlerim başlayacak, seminerlerim başlayacak. Yakın zamanda duyuru yapıp kayıtları almaya başlayacağım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.